bize gelen özellikle talepler doğrultusunda vatandaşlarımızı dinleyen, yani onların istek ve ihtiyaçları tabii bizim yapabileceğimiz noktada ise yardımcı olup onları gerçekten dinledik. İmkanlarımızı onlar için de seferber ettik, zorladık. Deng 5 programı düzenledik. Tiyatro etkinliği düzenledik Kürtçe, ana dil üzerinden. Çocuk şenliği düzenledik. Yıllardır gerçekten diğer dinde yapılmayan bu etkinlikler yapıldı ve büyük bir ilgi vardı. Özellikle çocuk şenliğinde alan, yani belirlediğimiz, çocuklar için belirlediğimiz alan tıklım tıklım oldu. Kadına yönelik çalışmalara da önem veriyoruz. İlk defa diğer dinde kadına şiddete karşı bir hayır etkinliği düzenlendi 25 Kasım'da. Billboard çalışmaları yapıldı. Duraklarda olsun, billboardlarda olsun afiş çalışmaları yapıldı. Kadına yönelik şiddete karşı hayır farkındalığını oluşturmak için görsel mekanizmaları da kullandık. Kadınlar Günü etkinliği yaptık. Bu etkinlik doğrultusunda gerçekten yoğun bir katılımla tekrar güzel bir geri dönüşüm aldık. Yıllardır insanların bir araya geleceği aktiviteler oluşmamıştı. Geldiğimiz gibi bu aktivitelerimizi de oluşturduk. Yani bu yönü olumlu talepler de alıyoruz tabii. Aynı zamanda bu eş başkanlık sistemi üzerinde, yani gerçekten kadın kendisini temsil eden birini gördüğünde gelip durumu, sorunu neyse çok rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Siz de biliyorsunuz ki bir pandemi süreci yaşandı. Bu pandemi sürecinde hızlı adım atan belediyelerden biriyiz. Her gün istisnasız, her gün dezenfekte çalışmalar yaptık. Resmi kurumlar olsun, belediye kendi kurumları olsun, vatandaşlar doğrultusuna gelen talepler olsun. İnsanlarımızın bu yöne karşı, bu pandemiye karşı daha bilinçli hareket etmesi için afiş çalışmaları yaptık, billboard çalışmaları yaptık, toplantılar düzenledik. Bizzat kendimiz çıkıp sahalarda vatandaşları uyardık, zabıtalar aracıyla uyardık. 1500 dezenfekte paketi hazırladık ve bu 1500 dezenfekte paketini, hijyen paketini vatandaşlarımıza dağıttık. Mahallelerde kadınlara, çocuklara dağıttık. Özellikle bu pandemi sürecinde evden çıkamayan çocuklara yönelik de 500'den daha fazla bir satranç takımı aldık. Mahallelerde eş başkanla kendimiz gezerek gördüğümüz çocuklara bu satrançların hepsini hediye ettik. Pazartesi günü son bulan bir pazar yeri ihalemiz var. Diyadin 20 bin merkezi olarak 22 bin nüfuslu bir yer. Köylerle beraber 40 bin nüfuslu bir yer. Herhangi bir pazar alanına sahip değil. Bu eksikliği gördüğümüz gibi vatandaşlar arada ortaklaşarak pazar alanının projelerini hazırlattık. İhaleye çıkarttık. Devamı pazartesi de turlarla son bulacak. Tabii bunu yaparken kadınları düşünmedik mi? Onu da düşündük. Kadın emek pazarını da orada oluşturduk. Aynı zamanda mor raflara yapacağız. Bu mor raflardan kendi emeğini gelip bu emeklerin karşısında bir maddiyat kazanmak isteyen kadınlar varsa gelip bu yönlü bir çalışmaya da bizlerle beraber katılabilirler. Köylerden şehre gelen kadın arkadaşlar, annelerimiz olsun, kardeşlerimiz geldiklerinde işlerini hallederlerse hallettikten sonra gidecek bir yerleri yoksa kahvehane köşelerinde saatlerce bekliyorlar. Saatlerce dükkanlarda bekliyorlar. Bir çay içemiyorlar, bir ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Yani rahat değiller. Bunu fark ettiğimiz gibi aynı zamanda da bir kadın bekleme durağı alanı yaptık. 100 metrekare üzeri. Bu alanda kadınların gerçekten emzirme odasından olsun, lavabosun olsun, dinlenme alanı olsun. Böyle güzel, kapsamlı, geniş, güzel bir proje hazırlattık. Bu da ayın 8'inde. Alan izin ihalesi yapılıp ilk temeli Haziran ayında, Haziran ortasında temeli atılacak bir projedir. Bir çöp sorunu vardı Diyadin'e geldiğimizde. Çöp dökme alanı ile ilgili bir sorun vardı. Diyadin Belediyesi yıllardır Iğdır Çevre Birliği'ne üyeydi. Ancak Iğdır Çevre Birliği'ne Diyadin Belediyesi'nin çöpünü götürme gücü yoktu Iğdır'a kadar. Yaptığımız tabii o dönem şu an kayyum atandı maalesef. Bizim kendi seçilmiş eş başkanlarımızla yaptığımız diyaloglar ve müzakereler sonucu Iğdır Çevre Birliği'nde meclis kararı alarak belediyemize bize bir Semitre aracının hibe edilmesini, aynı zamanda da çöp dökme alanı oluşması için bir rampa yapılmasını ve bu şehir merkezinde topladığımız çöplerin bu rampanın üzerinden Semitre'ye dökülüp Iğdır'a götürülmesini sağlayacak bir proje yapıldı. İhalesi de yapıldı. Aslında şu ana kadar başlamış olması da gerekiyordu ihalenin. Ancak maalesef Türkiye gündemindeki bu siyasi konjektürde neyin ne zaman yapılacağı, ne olacağı belli değil. Seçilmiş başkanlarımıza yönelik bir darbe gerçekleşti. Bu darbeden dolayı da şu an bu konuyla ilgili maalesef bir belirsizlik süreci şu an yaşanıyor. Ancak bizim hakkımızdır. Çünkü meclis kararıyla alınmış ve hazır edilmiş bir Semitre aracı, ihalesi yapılmış ve yapım aşamasına başlaması gereken bir ihale var. Bir rampa ihalesi var.
bekliyoruz. Gerekli çalışmaları bu yönü de yürüteceğiz. Biz de görevi kayyumdan devraldığımız dönemde ciddi sıkıntılarla baş başa kaldık. 13 bin metre karelik asfalt yol yapımımız oldu. 250 metre karelik iki tane taziye evi, Atatürk Mahallesi ve 14 Nisan Mahallesi'nde iki adet taziye evi yapımımız oldu. Bir kilometre ana isale hattı, şehir şebekesi, ana isale hattı bir kilometre boru değişimi yapıldı. Ağrı yolundan Diyadin'e giriş noktasında sağlı sollu ağaçlandırma çalışmalarımız yapıldı. Tabii biz bu araç gereçleri devralırken tamamı bir enkaz halindeydi. Ciddi bir rakamla, 400 bin TL'ye yakın bir rakamla araçların bakım onarımı yapıldı. Yaptıktan hemen sonra kayyum, emniyet, kaymakamlık tarafından çok basit sebeplerden dolayı araç gereçlerimizin çalışması engellendi. Tabii biz bunun karşılığında hemen kepçe kamyon kiralayıp bütün kendi işlerimizi tekrar yürüttük. Hatta bir tane kepçemizi emniyet tarafından bağladılar. Yaklaşık 1,5-2 ay emniyet binasının önünde bağlı kaldı. Diyadin halkına ne kadar güzel şey yapsak layıktır. Ah, bu güzel var.